Herkese merhaba değerli izleyenler. Az önceki videom telif yediği için tekrardan video çekmek durumunda kaldım. Telif yediğim videoyu da söyleyeyim ben sizlere kendiniz gidin izleyin belki biraz e, anlarsınız. Sayın Bakanım 12. bölümde bugünkü Erzincan'da yaşanan e, büyük facianın aslında bir örnek videosunu çekmişler, bölümünü yayınlamışlar. Olay da şundan ibaret. Ee, Sayın Bakanım da kadın bir tane milletvekili diyor ki işte siyanürlü altın mı çıkaracaksınız, halkın sağlığını tehlikeye atıyorsunuz falan filan. Adam da siyanürün e, bilimsel adını söylüyor. işte diyor biz siyanür kullanmıyoruz, bunu kullanıyoruz falan. Ya bir nevi e, komedi adı altında güldürüyorlar. Güzel de mesajlar veriyorlar. Bugün sizlere iki video izleteyim işte normalde. Sayın Bakanım 12. bölümü gidip izlerseniz sevinirim. Sanırım o her yerde reddedilmiş, tamamen gösterimden kaldırılmış, hiçbir yerde paylaşır, paylaşılmıyor, YouTube'da da yasaklanmış. Bunu birilerinin yapmış olma ihtimali tabii ki yüksek. Bugün sizlere e, bu Kanadalı Madencilik Şirketi'nin açıklamalarını dinleteceğim. Bu yıllar önce yapılmış bir açıklama. Buyurun bir izleyelim, bakalım neler söylüyorlar. Has three mines under development in Turkey. Joining us now, John McCluskey, the CEO of Alamos Gold. Great to see you. Absolutely. Our, you know, our, we've invested probably hundred million dollars in Turkey over the last nine years or so. Um, we were very successful at, with exploration. So after initial very modest investment, you know, we ended up finding roughly three million ounces of gold there. Where all the the, the value added is. I would say that um, you know the approach we're taking is quite responsible. It's a, a very modest capital investment to get our first mine underway. Uh, we've only just permitted uh, that mine for construction. We received the final permit a few weeks ago. I'd, I'd say an important thing to emphasize when you're in the mining business is you have to take a very, very long-term view. We've been there. Think about it since 2009, and we started on our first project in 2000 Burada ben bir noktalamak istiyorum. Burada ben bir lafa girmek istiyorum. Diyor ki adam, 2009'dan beri oradayız. İlk projemize 2010'da başladık. Proje nedir? Altın çıkartma. Türkiye'nin yeraltı zenginliğini alıyorlar, çıkarıyorlar para karşılığı. Bu 2023'ü bizim yaşlı dayılar, teyzeler ya da gençler varsa gençler beyni hamur olmuş, beyni böyle e, ekmek olmuş ya da beyni artık leblebi, fındık, fıstık böyle küçülmüş halkımız vardı. Babacım hani 2023'te Lozan bitiyordu. Yerden bir şeyler çıkarıyordu. Hani işte adam 2009'da bizim madenimizi çıkarmaya başlamış başlamışlar değerli dostlar. Ve kaç yıllığına kiralandı onu bilmiyoruz ama yaklaşık bir 30-40 yıl kiralamışlardır ya da 50 yıl falan. Bugün e, Siyanür faciası yaşandı Erzincan'da bildiğiniz üzere. Ve bu şirketin yaptığı çalışmaların sonucunda Elbette ki e, ben bu şirketi suçlamıyorum. Bu şirket niye Kanada'da bu şekilde çıkarmıyor da Türkiye'de bu şekilde çıkarıyor? İzin verirseniz yani çok affedersiniz, çok affedersiniz. E, neyse küfürlü amiyana bir tabirle söylemeyeceğim. Abicim yani sen izin verirsen adamlar yapar. Bu Erzincan'daki facianın sorucuna kimse hapse girecek mi? No 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 no. Kimse kimseye soruşturma açılacak mı nönönönö nö, nö, nö. kimse istifa edecek mi ben sorumluyum kardeşim benim hatam var benim ihmalim var deyip nönönönö nö, nö, nö. peki ne olacak ölen öldüğüyle kalacak zehirlenen zehirlenecek. telef olan telef olacak ee, yer üstünde ve yer altında milyarlarca hayvan o nehirden besleniyor sadece insanlar için değil arkadaşlar o nehir yani balıklar kuşlar hayvanlar orman canlıları bütün canlılar oradan besleniyor o bölgedeki yaşayan bütün canlılar. Ve o bütün canlılar bu sudan zehirlerini bölecek. İnsanlar da dahil. Yani hiç hoş bir şey değil ya. Hiç hoş bir şey değil. Yani bu kadar bilinçsizce bu kadar cahilce yönetiliyor olmamız biraz da bizim eğitim sistemimizin, eğitimimizin, eğitimsizliğimizin dışa vurum şeklidir. Eğitimli insanlar eğitimli insanları seçer. Eğitimli insanlar da ülkesini seven, kaliteli, güzel bir yönetim biçimiyle ülkesini çok güzel yönetir. Bizim eğitimsizliğimizin sonucudur bu. Yani bana dokunmuyor bu işin ucu. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demek isterim ama demiyorum. Çünkü bugün burada yaşanan olay yarın Adana'da da yaşanır. Başka yerlerde de yaşanır. O yüzden bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen arkadaşların dikkatine. Yani Hatay depreminde mesela biz iliklerimize kar o korkuyu hissettik arkadaşlar. O yıkılan binaları ben gördüm. O korkuyu hissettik. Yani umarım akıllanırız ya millet olarak. Devam edelim. 2010. We won't see our first production until 2020, mm -hmm. and we've got about 15 years of production out in front of us from that point forward. So, uh, of course, you don't you don't want to rejoice in Turkey's misfortune. I know, but the plunge in the currency makes it even cheaper to build stuff there, presumably. True enough. I mean, when we did our feasibility study on Karazli, the first project we're developing, the currency rate uh, we used was 2.9 lira to the dollar. You know, that's going to have a fairly significant impact on our capital spending because something like 65 percent of our of our construction costs will be lira denominated so that does benefit us to some extent but on the other hand you've got very very high inflation mm -hmm. and yeah. to that extent uh, you know over time that inflation will take some of that gain back so we would rather see stability rather than volatility but how much of the payroll for, for that mine will be in lira? How much in U.S. dollars? All of it will be in lira. Okay. All of it will be in lira. We're, we're not employing any expats whatsoever. No expats. No expats. And in fact, the, um, the mine itself will be contract mined. One thing that Turks do extraordinarily well. In fact, they're among the best in the world at it, it's excavating and uh, moving rock. You'll find very few. Burda araya giriyorum. Diyor ki, Harfiyat ve taşları bir yerden bir yere taşımak dünyada onların tecrübesinde çok az ülke bulabilirsiniz. Yani bizi övmüş mü gömmüş mü belli değil. Ameleliği, hammallığı, hammaliyeyi bizim çok iyi yaptığımızı söylüyor adam. Ve evet bu konuda iyiyiz. Yani bizim insanımız şu kafayı, şu fıstık beyini çalıştırıp da milyar dolarlar kazanmak yerine hammaliye peşinde. Günü kurtarayım, hamur yiyeyim, ekmek yiyeyim peşinde. Yani şekil A'dan da görebilirsiniz. Biz Türkler olarak gerçekten gelişime kapalı bir ortadoğu Doğu ülkesiyiz arkadaşlar. Üzgünüm bunları söylediğim için. Biz buyuz arkadaşlar. Yani Türk insanı modern giyinir. Bunu Celal, Celal Şengör de söylüyor ama. Türk insanı modern giyinir. Kadını bikinilidir. İşte açık giyinir, güzel giyinir ama. Kafayı aç bak Afganistan. Kafayı aç bak Suriye. Mısır, Ürdün artık her neyse aklınıza ne geliyorsa yani kafayı aç bak Orta Doğu kardeşim. Bu Orta Doğu kafasından kurtulamadığımız sürece eğitim seviyemizi arttırmadığımız sürece biz daha çok düdükleniriz babacım. Çok hallederler bizi. Countries in the world with their level of expertise have all their own equipment. they manufacture their own equipment within Turkey. Yani arkadaşlar bu video Türkiye'nin kısa bir özetidir aslında. Adam 2009 yılında 100 milyon dolar mı TL mi artık her neyse o kısmı atladım. 100 milyon bir birim para yatırıyor ve bizim maden madenlerimizi yönetmeye, madenlerimizi çıkarmaya başlıyor. Bizim bu şeyciler vardı 2023'te o uçacağız gaz bulduk gaz her dakika gaz çıkarız bu çıktı bak şimdi benden de çıktı ee, her dakika gaz buluyorduk ya arkadaşlar Böyle işte 2009'da madenimizi kiraya vermişiz. Ya artık satıldı mı kiraya mı verildi onu da tam bilmiyorum ama ya da 50 yıl mı 100 yıl mı 500 yıl mı yani kiraya vermek de aslında çok mantıklı değil. Çünkü o adam orayı komple satın almış gibi istediği şekilde çalışabilir. Oradaki bütün değerli metalleri altını gümüş artık her ne bulursa her şeyi dezgah toplayıp götürecek dayıcım. Türkiye şeye dönecek yani bu adam o bölgeden gittikten sonra o bölge böyle şeye dönecek. Moloz yanına dönecek yani hiçbir şey olmayacak. Hiçbir işe yaramayacak. Şimdi bu e, nehir kirlendi doğru mu? Evet. Nehir kirlendi. Abi bu nehirde sadece insanlar yaşamıyor. Vallahi ben insanları düşünmüyorum. İnsanlar çok da umurumda değil. İnsanları çok da umursamıyorum. O nehirde milyonlarca, milyarlarca belki deniz canlısı yaşıyor. O nehirden suyunu içen milyonlarca belki orman canlısı var. Ormanda bu hayvanlar ne yapacak kardeşim? İnsan bir şekil yolunu bulur. Zengin hadi suyu bulur. Fakir de nalet olsun der o suyu içer. Artık ölür ölmez bir şey demiyorum. Ama bu orman canlıları ne yapacak kardeşim? O kadar deniz canlısı, orman canlısı... Türkiye'nin doğasının anasını bellediniz aga. Yeter be. Vallahi yeter. Oğlum yani Salda Gölü mahvedildi. Öbür yerler şuraya saymakla bitmez de. Kısa ve öz şunu demek istiyorum ya kardeşim ne istiyorsunuz? Doğamızı katlettiniz. Ee, iş istihdam alanını, üretimi katlettiniz. Zaten dövizimiz aldı başını gidiyor, bitirdiniz. Oğlum yani ne olacak lan böyle? Çok da umurumda değil gerçi niye soruyorsam. Bu olayların sonucunda hiç kimse hapse girmeyecek. Hiç kimseye soruşturma açılmayacak. Hiç kimse ya kardeşim ben suçluyum ya ben bir hata yaptım istifa etmeliyim demeyecek. Bak bu olay yabancıları ben bu yüzden seviyorum. Yabancı özentisi diyenler olabilir bana ama yabancıları ben bu yüzden seviyorum. Bu olay farklı bir Avrupa ülkesinde yaşansaydı. Bu işle alakalı kim varsa istifa ederdi ve hepsi soruşturma yerdi arkadaşlar. Yani belki hapse bile girerlerdi. Türkiye'de böyle şeyler olmuyor maalesef. Üstünü örterler. Artık ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Ben daha çok yani insanlardan daha çok deniz canlılarına üzülüyoruz. Üzülüyorum çünkü her şeyin böyle tek sahibi bizmişiz gibi yaşıyoruz. Yani özellikle Türkiye'de hiçbir canlıya değer vermiyoruz. Hiçbir canlıya kıymet vermiyoruz. Geçenlerde de namussuz it oğlu itin biri kediyi tekmeleyerek öldürdü. It oğlu it. Yani oğlum hayvan sana ne yaptı ki lan? Vallahi ben merak ediyorum. Ya mesela bak ben de yani bir köpek beni ısırsa bir depik vururum kardeşim. Bana saldırırsa vururum. Canımı yakarsa vururum. Ama şimdi kardeşim bir kedi ya. Kedi sana ne yapabilir ki? Kedi zarar vermez oğlum. Kedi mantıklı hayvandır. Hadi köpeklerde yani Kedide de olabiliyor da ya kuduz olsa diyeceğim yok oğlum hayvan gayet uslu bir hayvan güzel bir hayvan. Valla arkadaşlar yani Türk toplumu her zaman eğitimsiz her zaman cahil kalacak gibi duruyor. Yani şu anki eğitim sistemiyle hele 500 yıl geriye de gittik diyebilirim. Bilmiyorum inşallah bir şeyler değişir ama değişecek gibi de durmuyor. Bu arada Kik üzerinden her gün canlı yayın açıyorum. Yayınlarıma gelip katılabilirsiniz. Sohbet, muhabbet, ortam gırgır gır şamata. Ee, Cikomen adresindeyim. Gelenleri beklerim. Diyeceklerim bu kadar. Yani hiç kimse hapise girmeyecek oğlum. Hiç kimse cezalandırılmayacak. Suçu işleyenler işledi. Hata ya hata dem demek çok da doğru gelmiyor bana. Yani Siyanur'la sen bu işi yaparken dibinde de nehir akıyor. Sen bunu bilmen lazım agacım. Neyse babalar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.